Evet. Bizim bu X-Com'umuzu hemen taşıyalım bu tarafa. Mesela nereye atabiliyormuşuz? Bakın şuraların üstüne atabiliyoruz. Nereye, nereye, nereye? Mesela buraya. Hadi. Aa, pıt diye geldi. Uçak nerede? Uçak bırakıyor olması lazım ya. Hani. Neyse, tamam. Şimdi ne yapalım? Bayağı bir hareket edebiliyormuş bir de attığımız yerde. Hani burası Osmanlı şeyi ya, arazisi ya. Şey yapalım ya, bir atom atacaktık. Bir tane atom bombası atalım şu şeye, başkentlerine mesela. Mesela. Yalnız bir dakika. Önce şunları bir hareketlerini tamamlayalım bitsin. Ondan sonra atalım bombaları. Mesela dur bakayım. Şu bomb... Ha, artillery, tamam. Bombardman edelim. Çok zayıfmış ya. Tamam. Sen burada bir biraz uyu. Sizler de uyuyun. Artık oyunun sonuna geldik. Muhtemelen bununla ilgilenmeyeceğim artık. Sen ne yap? Sen ne yap? Sen orada kal abi. Kal ya. Hiçbir şeye yaramayacaksın zaten. Sen de uyu. 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 Sen ne yap? Sen burada kal. Ondan sonra... Bu ne? İnfant... Ha, şuradaki. Tamam. Sen de iyileş. Bu arada ne olmuş? Osmanlı Manhattan Project yaptı. Altın çağımız sona erdi. Bunları geç. Artık... Bir işimiz kalmadı burada. Heh, tamam. Güzel. Heh, gelelim atom bombasına. İlk atom bombası şu anda şeyi bitirdiğimize göre ünitelerle işlemimizi. Neden bitirdim? Çünkü tam bomba patlar patlamaz çat bir sonraki üniteye geçiyor. Görüntümüzü bozuyor. Başkenti atacağız. Şeye dikkat edin bombayı atarken. Bombanın düştüğü karenin iki ötesine kadar etki alanı var. Yani şuraya atacaksak eğer mesela şu bölgenin tamamına etki ediyor. İki kare çevresi. Şimdi mesela buraya atmamak lazım. Neden? Çünkü bu kare, bu yerin iki kare yanı şurası. Osmanlı toprağı. Osmanlı anında savaş açar size. İsterse sizin en güçlü müttefikiniz olsun. Hiç fark etmez. Anında açar savaşı. Aynı zamanda mesela bir şehir devleti yine müttefikinizse eğer, mesela onun topraklarına denk geliyorsa o iki mesafedeki alan size savaş açar. Onu en son oyun bittiği zaman size gösteririm onu da. Şöyle bir bombamızı atalım. Şöyle bir pozisyonlayalım. Gerçi pozisyonlasam da güzel. Şu üniteler gidecek şimdi. Ya gölgeyi görüyor musunuz? Geliyor. Bakalım ne olacak. Şehir nüfusu 10'a düştü 31'den. Bir çok felaket bir katliam yaptık. Şey, peki. Peki. Bunlarla ilişkimiz ne alemde şimdi? Bir şey yazıyor mu acaba bunlar? Ha. Koyu kırmızı en alttan ikinci. Nükleer attım onlara diye bir seçenek çıkmış orada. Şimdi de casusumuzla o şehrin şeyine bakalım. Stockholm. Evet, şehrin nüfusu azaldı azalmasına ama azaldı ama binalarda bir hasar göremiyorum. Evet. Binalarda bir şey yok. Binalara bir şey olmuyor demek ki. Ama şehir nüfusu azaldı. Peki. Bir tane daha bombamız var. Ne yapalım bunu? Bunu bu taraflara yetiştiremiyoruz ama. Menzilimiz yetmiyor. Menzil. Yani ancak Helsinki'ye falan atabilirim. Bir kaya bile atamam. Maçı'ya atamam. Bir kaya atamam. Helsinki'ye atabiliriz. Ya da bir tane daha buraya atabiliriz. Nüfus o zaman 1'e falan düşer herhalde. Aslında buraya atmak isterdim ben. Şimdilik bunu tutalım. Pardon. Heh. Bunu geç. Gidelim biraz Polonya ile uğraşalım. Ya aslında şimdi acele etmesek de mesela şöyle bir şey yapmayı düşünüyordum. Yok işte burası değil, Venedik değil. Şurası. Pardon. Purchase'dan Great Scientist. Aldım bir tane. Bir turn sonra oyun bitiyor zaten diye düşünüyorum.
Ama emin değilim. Bakalım. Belki bir turn, belki iki turn. Şu teknoloji, şunu açacağım. Bitecek diye düşünüyorum. Ondan sonra... evet, şunu da biraz yaklaştıralım. Onları değil de bunları yaklaştıralım birazcık. Şöyle. Şunu da getir. Sen buraya gel de, sen buraya git. Mesela. Şöyle durun bakalım. Nükleerler burada. Savaş açar açmaz atabilirim. Varşova'ya atarım. Ama mesela Krakow'a atarsam, Krakow'u attığım takdirde, bakayım, hem Zürih hem de Zanzibar ikisi de bana karşı savaşa girerler. Evet. Girerler çünkü onların arazisine de bomba etki etmiş olacak. Ama mesela Lodz mu bu? Lodz bomba Lodz'a giderse bir şey olmaz. Varşova da öyle. Edirne, Fez, Marakeş de öyle. Şu şehir, bu İnkalardan aldıkları şehir Manila'nın bana savaş açmasına sebep olur. Ama Nikea ile Konstantinopol hiçbir şeye sebep olmaz. Onlar da sıkıntı olmaz. Tamam. Evet. Şimdi bakıyorum. Ha, bir bomba attık ya. Şimdi buralarda bir bomba daha yapabiliriz. Mesela nerede yapayım? Ya, buraya fazla bomba atmayalım. Şey atalım bol bol. Evet. Mazonkani'de bir bomba yapalım. Misal yok. Nerede? Nükleer misal. Tamam, yaptım. Hatta ikinci bombayı da atalım şurada. Nereye atalım? Hop. Şey atalım. Helsinki'ye atalım. Helsinki bir işe yaramaz gibi duruyor ama. Stockholm'a mı atsak? Yok, Helsinki'ye atalım. Şöyle dibinden baksak nasıl olur? Oo, gölgesi geldi. Yukarıdan baktığımız için pek güzel olmadı. Bir de şurası tuhaf gösterdi bunu. Neyse fark etmez. Sonuç olarak burası mahvoldu. Kısacası mahvu perişan oldular. Bunlarla barış yapamıyormuşuz. Yapamayız zaten. İki bombayı attığımıza göre bir bomba daha alabiliriz. Uranyumumuz artık var. Bir tane daha burada alıyorum. Hepsini Polonya'ya atacağım. Çünkü nükleer misail. Evet. Ama iki turn da atabilirim. Çünkü. Neden? Çünkü. Çünkü şunu götürüp buradakileri atacağım. Bir de burada var. Aslında hakikaten ya. Niye böyle bir şey yaptım ki? Nükleer misal yerine şey yapsaydım. Normal atomik bomb yapsaydım. Atomik bomb yapalım bir tane daha. Nerede? Atomik bomb. Hatta bir sürü yapabilirmişim atomik bomb. Şimdi uranyumumuz kalmadı. Bir bunlarla görüşsem uranyumları var mıydı bunların? Selamlar. Yokmuş gibi duruyor. Dinliyorum. Projeyi yaptılar ama uranyumu henüz geliştirmemişler buradaki. Ben bilsem geliştirdim çok önceden. Peki şehir devletlerde var mı herhangi bir şehir devletinde uranyum var mı kaldı mı yani? İspanya'da var ama onlar da geliştirmemişler. Evet, tarla var orada. Geliştiremezler çünkü İspanya henüz keşfetmedik ki uranyumu. Evet, başka? Şurada var ama burası almamış henüz orayı. Burada var ama tabii ki kimse almamış. Burası da bunlara ait. Bunların uranyumu vardır ha. Bütün uranyumumuz buradan geliyor ha. Bütün uranyumumuz, hepsi buradan geliyor. Savaşa girmeden evvel oraya birkaç tane şey atsak mı acaba? Mesela airliftle olur mu acaba? Yok, olmaz galiba. Olmaz. Bunu ancak şeyle yapabiliriz. XCOM yaparak. XCOM'ları oraya gönderebiliriz. Çok fazla paramızı harcamayalım çünkü oyunu bitireceğiz yakında. Blitz. Tamam.
Peki buradaki bir İSKON'umuz vardı ya hani. Onu savaştırdık değil mi? Bunda daha yeni gitti. Tamam. Belki bu iki tane X-COM'u da buradan alır, şeye göndeririz. Manila'ya. Bütün uranyumumuz buradan geliyor ya. Normalde stratejik olarak öyle davranmak lazım da. Ama şu anda pek önemi yok ya. Aynen öyle. Önemi kalmadı. Şimdi bakayım teknoloji durumumuz ne alemde? En son bir bakış atacağız. 7 bu, 8 bu. Aa doğru. Bir ertesi dönem bitmiyor. Şunu keşfetmemiz lazım. Ben şu şunu kullanır bitiririm diye düşünüyordum ama yetmez. Yetmeyecek tabii ki. Yani buna geçeriz. Bu açılır, buna geçeriz ama yetmeyecek. Peki şeyimiz var mı? Şuradan bakalım. Deal history. Ha, bu ne zaman geliyormuş mesela? Durayış şey 22. Pardon, başlangıç tarihim 52 falan gelmiş işte. Tamam. Evet, doğru. Ben de bir yerden baktığımı hatırlıyorum. O yüzden bu turn bitecek diye düşünüyordum. Ya bu turn ya da ertesi turn. Bir turn daha bekleyebiliriz bir ihtimal. Bu arada şu da geliyor. Çok bir anlamı yok artık bizim için bunun ama gelsin bakalım. Tamam. O zaman turn yapalım. Ha, ne olmuş böyle? Sen dur abi ya, dur. Sen bunu uzaklaştırmak isterdim ama. Hatta şöyle getirelim. Sen burada şey yap, bekle. Hiç saldırmadım. Turn yapalım bitsin yani. Aa, Cenova ile ittifak haline gelmişler. Cenova neresi? Ha, burası. Bizim uranyum kaynağımız değil ama onu hallederiz. Hadi. Huhu, açıldı. Öbürü ne kadar açıldı? O da 5'e inmiş. O da 5'e inmiş. Bu da bizim için bitti demektir. İşte bunu bastım mı o da bitmiş olacak. Bakın bir tane daha sıraya koyalım. Mesela bu olsun, bu güzel. Sıraya koyalım. Zaten açılmayacak büyük ihtimalle de. Ben yine de yapayım. Hop. Evet. Daha zaten 5'e indi. Şimdi XCOM'u ben buradan alır. Buraya koyarım. Nereye koyalım? Şuraya. İşte bunu diyordum ya. Niye öbüründe bu efekt gelmedi? Şurada bekle. İşte bak. Bu booster'ımız. Bu yani uzay gemisinin parçalarından bir tanesi. Ben buna tıklarsam uzay gemisine eklenecek. Eklendi. Bir tane daha. Bu ne? Bizim nükleer silahımız. Şunu hemen alalım mı? Bir işe yaramıyor ama. Şuradan alalım bari. Arsenal of Democracy. Burada bir şey var mı? Güzel bir şey. Herhangi güzel bir şey. Ne olursa. Yok. Zaten bu standart. Bunları açmak daha güzel. Şu iyi ya, boş ver. Şehirlerin saldırı gücünü evet, şehirlerin saldırı gücünü %33 arttırmak. Şunu deneyelim. Şehirlerin gücünün ne kadar etkilendiğine bakalım. Dur. Mesela bizim Venedik'e bakalım. Neredesin? Heh. 141 şu an gücü Venedik'in. Lan çoğu şehrin 100. Oha, daha güçlüler de var mı? 154. 164 Sofya. Daha yük... Mazon Kani en güçlüsü. 179. Şimdi onu alalım. Bakalım ne olacak.
%30 çarpacak işte. 100 238. Atom atsam bir şey olmaz sanki. Öyleymiş gibi duruyor ama yok. Kaç? 38. Şu yeterli. Gereksiz şeyler bunlar şu anda. Oyun bitti yani. Tamam. Şimdi oyun bitti derken bu turn bitmemiş de olabilir. Şimdi gelelim şunlara. Bunları ben parayla alalım diyorum. Önce bir nükleerleri. Bu buradan atılabiliyor mu herhangi bir yere? Yok. Tamam, hiçbirine yetişmiyor. Sadece şuna yetişiyor birazcık. Tamam. Rocket Artillery. Uyu. Ha, bunları upgrade edebiliyor muymuşuz? Kendi toprağımda olması lazımmış ya. Şimdi ben bunu da alayım oraya diyorum. Manila'ya. XCOM. Şuraya alalım o zaman. Toz toprak ya, onu göremedik. Tamam, sen burada iyileşme moduna gir. Ulan indiniz ama görünmüyorsunuz. Şunu uzaklaştır. İyileşsen orada. Dur abi, dur ya, dur ya, neredesin? Şimdi burada bir XCOM'umuz daha var. Seni bir daha gönderelim bu tarafa. XCOM'un ne kadar işlevsel olduğunu buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Adamlar acayip bir güç ya. Tamam. Hadi bakalım. Artık Polonya'nın ağzına vurmaya sıra geldi. Başka bir şey var mı? Nükleerlerin dışında. Tamam, bunları önce bir uyutalım bence. Şimdi. Buraya da bir şey seçelim. Üretimleri ayarlayalım. Sonra yaparız bir şeyler. Şimdi mesela paramıza bakıyorum. 7900 paramız var. Bunlardan birkaç tanesini alabiliriz zaten rahatlıkla. Bir tane status aldım. Anam, diğerlerini alamıyorum. Bak gördün mü, işte olmadı bu iş. O zaman diğer şehirlerden alacağız. Hepsini oradan alamadık. Zaten aldıklarımız da bir booster buradan alıyorum. Merchant of Venice. Bilsem geçen turn alırdı. Geçen turn alamazdık çünkü fate yetmiyordu. Bir booster daha aldım. Washington değil de mesela Philadelphia daha yakın olsun. Bir engine alalım burada. Bak, bunlar bir turn beklememiz gerekecek. Semerkant veya Semerkant da olur. Semerkant'tan para yetmiyor mu? Yok ama kalmadı. Bir booster daha ne diyor? Bir şey daha varmış burada. Sen ne işin var burada ya? Çekil. Ben de bir an için ne oluyor dedim. Bir booster daha aldık. Şimdi bir de şehrin içinde yine bu var. Ne uyuz bir şey ya. İşçiler gidiyorlar şehrin içinde bekleşiyorlar. Evet, gördüğünüz gibi para, gerçi para bitmiş ama bir dikkat edelim o zaman. Evet, yok. Böylece olay bitmiş. Madem öyle, şimdi bir de şey alalım. Nereden alalım ama? Nereden alalım? Panama'ya rahatlıkla ulaşabileceği bir yer olsun. Panama en yakın. Ya da Semerkant'tan alıp Erivan'a gönderelim mesela. Lan dur. Bu daha mı kolay geliyor? Buradan yol yok ki bu tarafa doğru. Hiç kolay gelmez yani. Tamam. Ya bir işe yaramayacak gerçi ama. Merchant of Venice. Bu olduğu için alamıyoruz tabii ki. Tamam, oyun bitmiştir zaten. Önümüz tur biter. Şurada ne koyalım? Bize atmasın ki de bir bu tarafa doğru. Yaşamalıyızdır falan filan. Falan filan Inter Milan yani. Şimdi bizim şeyimiz bu. Önce bir savaşımızı açalım. Shaiga Turşukar, Zanzibar. Salla ya. Bunları normalde ayarlarım. Zanzibar'ı da ittifakından çıkartır. Bir güzel. Ondan sonra savaş açarım. Şimdi savaş aç dedim ama bekliyorum. Oldu. Bizim ordularımız seni dağıtacak gibi bir şeydi herhalde.
Senin haberin yok oğlum. Senin haberin yok. Dünya sana savaş açmış. Senin haberin yok. Senin başına neler gelecek? Haberin yok daha. Dur sen hele, dur. Şimdi sen burada bekle. Nükleer. Varşova. Oo, bunların hepsi ölecek. ...35 nüfuslu Varşova'nın kaderi. Şehrin savunması da değişiyor değil mi? 126 şu an. Birazdan ne olacak bakalım. Bildiğim kadarıyla değişmesi lazım. 111. Çok büyük bir değişiklik olmadı ama... ...nüfus azalınca otomatikman olmuş oldu. Bir tane daha. Bu sefer nereye? Lodz'u atalım, Lodz. Sevmedim ben bu tipi. Askerler burada da varmış bak. Evet. Hesaplanıyor. Hesaplandı. Bu şimdi böylece bitmiş oldu. Şimdi bizde iki tane daha var. İki atom bombası var. Önce bir carrier'ı yaklaştıralım. Mümkün mertebe. Bayağı yaklaştıralım. Şuraya kadar. Bir dakika. Şöyle bir gel de bakayım. Nereye atalım? Marrakeş, Fes. Şu üçüne mi? Gerçi iki tanemiz var. Edirne'ye atalım. Lodz'a attık. Marrakeş'e atmayabiliriz. Krakow'a atmıyor. Krakow'a da deneye... Gerçi oraya şey yetişmez şimdi. Bir sonraki seferde yaparız. Bu tabii ki normal atom bombası. Bunun şeyi farklı. Uygulama şekli farklı. Ha, bu Krakow'a yine atabiliyoruz. Hala atabiliyoruz. Krakow'a atarsam Zürih bana savaş açar. Hatta Zanzibar zaten açmış, o yüzden salla. Bir kere deneriz ama şimdi Zürih savaş açsın diye. Marrakeş, Edirne hangisini atalım? Şunu atalım. Feyze. Şuralarda üniteler var ya, bakalım ne kadar etkilenecekler. Şunu yanına mı atsam? Mesela yanına da atabilirsiniz böyle. Şurada bir kaynak var ya, oraya mesela. Deneyelim. Yine etkilenecek. Bu arada burada uçak varmış. Uçaklar yok olacak mı acaba? Bu biraz daha ufak. Böyle bir hissiyat veriyor. Bakalım ne olacak. Yine nüfusu etkileyecek. Nüfus 9'a indi. Şu iki ünite yok oldu. Ondan sonra diğer bombayı atalım. Bunu uzağa atalım. Uzak uzak Marrakeş'e mi atsam? Yok yok. Size göstermek için sadece şey yapalım. Zürih'in bana savaş açmasını sağlayalım. Krakow'a atıyorum. Bak biraz bekletiyor şu anda. Dondu. Neden? Çünkü birileri bana savaş açacak. Aslında atmadı. Savaş açmadı. Daha önce denemiştim eski oyunlarımda ama. Abi bomba düştü ama bir şey olmadı. Ne oluyor lan? Grafikte bir donmalar falan filan. Ha, askerler de ölmedi bak. Füze atmak daha iyiymiş o zaman. Şimdi buna böylece görmüş olduk. Savaş açtı, evet. Ama bizim onlarla alakalı ilişkimiz 20 azalmış. 20 azalmak ne demek ya? Tamam, barış desem. Yok, sadece 20 azalmamış. -60'a kadar inmiş abi. Ne 20'si? Your aggression against your weaker neighbors has not gone noticed. The resting point. Resting point. Ben buna saldırmış gibi olduğum için bu resting point -20. 20 puan daha doğrusu düşmüş. Zanzibar'la sadece tabii. Öyle gibi görünüyor. Tamam. Böylece bunların ağzına vurmuş olduk. Şimdi buradakileri alalım. Nükleer misal. Şimdi bunu aldığım zaman nereye atabiliyorum? Hiçbir yere. O zaman bunu taşıyacağız. Nereye? Buraya.
Bunu taşıyacağız. Nereye? Buraya. Atom bombası taşıyacağız. Nereye? Buraya. Sen bekleyeceksin. Sen bekleyeceksin. Siz geleceğiniz. Mesela gel böyle bombardıman et. Mesela gel böyle şurayı bombardıman et. Mesela gel böyle şehri bombardıman et. Şey kalmadı ama fırsat kalmadı şeyleri canlandırmaya. Belki bir tanesini canlandırabiliriz. Edirne ile Fez'i alabilirsem aslında ikisi de canlanabilirler ama yetişmeyebilir. Gel bombardıman eden bombardıman uçaklarıyla. Daha bayağı bombardıman uçağımız var. 3 tanesini buraya gönderdim. Sen biraz yaklaş. Ondan sonracığıma... Ha burada 4 tane bombardıman uçağı var. Hepsini Edirne'ye gönderelim. Şimdi bunları sözde dirilteceğim ama atom bombasını attığım yerde diriltiyorum. Ne kadar saçma bir şeyse artık. Son 2 3 bakalım ne olacak. Aynı anda mı saldırıyor? İki şehre birden aynı anda saldırıyorum. Çok güzel oldu lan bu. Vallahi. Bir şehir bombardımanına devam edelim istiyorsan. İstiyorsan. Yok bir adım geri git. Öyle atışayım. Ya beklemek istiyorum ya ben. Bir dakika. Şu uçaklar bitsin diyordum ama bitti. Bitti mi? Hani bunun canı hala aşırı yüksek. Hiç mi azalmadı lan bunların canı? He daha bitmemiş. Bitmediği için hala görünmüyor sanırım. Yok lan görünüyor da olabilir valla. Bu da atış yapabilir bu arada. Evet. Ulan. Sen orada bekle. Edirne'yi alamayız ya şimdi. Yalnız bu atış yapabilir galiba bana ya. Roket artilleri diyor. Şu gemiye atış edebilir. Acelemiz yok. Atom bombalarını riske atmayalım şimdi. Sen burada bekle. Başka atış yapabilecek. Şurada uçak uçak kalmadı. Kalsın. Carrier orada kalsın. Bunu getirelim biraz. Şey yapsın. Ateş etsin bunlara. Tamam. Fez'i alalım. Fez'i alalım bitsin. Hop. Liberate. Liberate Ahmed el Mansur. Şehirde ne var ne yok bir bakalım. I'm a gaucho. Dur lan. Burada dünya harikası tarzında bir şey yok. Zaten adamların ikinci şehriydi. Evet, neyse liberate edelim ya. Boşver o esere ihtiyacımız yok. Evet, nihayet. Ama bunlarla aramız iyi olmaz zaten. Ama iyiymiş. Şu an kötü gibi şeye tavır alıyorlar ama yok iyi. Yani burada bakılırsa iyi gibi görünüyor. Bir tane kırmızı var. Kalanı yeşil. Güzel. Tamam o kadar. O kadar yani. Yapacak bir şey yok. Bu ölebilir. İşimiz böylece bitmiş oldu. Ben bunu biraz yaklaştırayım şöyle şuralara bir yere. Dur bakayım. Sen bir geri gitsene. Bir merak ettim. Bir şey deneyeceğim. Evet. Nükleer. Nükleere dönüştürdük. Şurada düşünüyorduk değil mi onu? Evet. Olabilir. Ama burada din yok değil mi? Yani din yok. Dinsiz adamlar. Dinsiz, imansız. Nasıl yaşıyorsunuz siz ya? Ne diyorum ya? Tamam. Önümüz tur zaten bütün gemi parçalarını tamamen halletmek için gerekli olan zaman. Daha doğrusu bir törne ihtiyacımız var. Ondan sonra biter. Bakalım ne yapacak? Gördünüz mü? Ha, bir tane daha şey var lan.
Wonders falan filan. Ama yeşiller kapatıyor olayı. Hemen ittifak yapalım diyor. Eyvallah. Zaten arada Arapça söylüyor. İttifak kelimesi geçiyor arada. Moroko. Vay, demek beni bombardıman etmeye çalışıyorsun. Güzel. Birini patlattık. Bakalım başka ne gelecek. Daha neler gelecek. Şimdi bakalım ilk defa Polonya'nın savaş gücünü üzerimizde göreceğiz. Yalnız ben bir şeyi korumayı unuttum. Şunu. Bunu biraz geri çekmemiz lazımdı. Neyse. Patlarsa patlasın. Çünkü o zayıf zaten çünkü. Kolay ölebilir. Bakalım neler olacak. Aslında Zürih'e savaş açtırmasaydım şimdi kendime çok daha tatlı olurdu. Çünkü Zürih... Ha bir dakika, Zürih bunlarla da savaştı, benle de savaştı. O da enteresan. Evet. Kuala Lumpur şimdi bayağı sıkıntı yaşar normal şartlarda. Lan üçüncü sortiyi yapıyor ya. Yeter. Oha dört. Normalde bir tane yapar gidersin. Ha, bir görüntü takılmış resmen. Geri dönmedi çünkü. Sadece döndü. Oha. Adam beni unuttu. Nükleer attım sana. Sen gidiyorsun Kuala Lumpur'a saldırıyorsun. Bakalım bana saldıracak mı? Evet. Geldi sıra bu tarafa. 3 tane XCOM koydum oraya. Bir şey yapamazlar herhalde. Yani. Kolay kolay. Geneva'ya da saldıracak tabii. Ama Geneva'nın da hiç askeri yok be abi. O şehirler güçlü güçlü ama hiç askeri yok. Baksana bomboş. Bütün askerlerini Manila'ya saldırmak için kullandı salak. İki tane asker var orada zaten. Manila'ya ait. Şey, Genova'ya ait. Mavi görünüyor zaten. Birbirlerini yok ettiler. Hiç güzel olmadı yani. Oo, burası güzel. Panama'nın bütün gücünü, bütün saldırısını şeyde üzerine alacak birazdan. Gelin pazarlığa tutuşalım. Hoşunuza gider mi? Olur. Yani 1 milyon şey istemiştin ama hiç umurumda değil. Şimdi Osmanlı'ya mı sıra geldi? Hadi Osmanlı, al şu şehri. Alamayacağım değil mi? Önünü kapatmışlar. Ya biz de yardım etmedik pek fazla ama. Tamam. Espero que este trato reciba su Olur bendición. tatlım, olur. Al. Senin olsun. Fishing bot mu? Swedish Submarine. Hangi fishing bot? Bunu da göstermiyor ya. Dur, Panama'nın saldırısını görmek istiyorum. Çok merak ediyorum ya. Az sonra. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur'un askeri gücü fena değil ama tabii ki bir Polonya'ya karşı koyacak kadar değil. Yani dayanır birazcık ama sonrasında batar. Yani devam ediyor olsaydık ben buraya bayağı bir XCOM askeri atardım böyle. Pıt pıt pıt. Her turn içerisinde 2-3 tane üretir atardım oraya. Evet, burası. Bütün saldırıları üzerine çekecek. Lan. Hiç saldırmadılar ya. Bir tane şehir saldırdı sadece. Anam, şehir devleti alacaktı neredeyse Maçu'yu. Çok güzel olurdu. Hala iki şehir devleti birbiriyle savaşıyor.
Yeni dönmüş. Süzme salak bunlar. Tamam. Olay bitti. Killed American spy. Bir tane Amerika casusunu öldürmüş. Başkentteki bizim casus. Kendi başkentimizdeki bizim casus. Çift saldırı. Nihayet. Oyun bitiyor. Son turn'deyim. Ve ilk defa çift saldırı özelliği açıldı. Tabii biz normalde diğerlerini hep aldığımız için bunlardan daha önce neden çıkabilirdi ama almadık. Son kez bir deneyelim dedik. Belki görürüz. Ve nihayet gördük. Evet. Nerede bu? Gel bakayım. Ha, şuymuş. Vize aldık. Biz Edirne'ye saldıracağız şimdi. Bunun da gördüğüm kadarıyla şehir saldırı özelliği zaten bunlarda olmuyordu değil mi? Ha, menzil yok pardon. Zaten menziline ihtiyacımız artık yok. Şimdi Edirne'yi halledeceğiz bakalım. Bir dakika, Edirne'ye atom atsam mı ya? Çok saçma olur ama Marrakeş'e mi atalım? Fark etmez. Nereye atacağım önemli değil. Şimdi gel bakalım. Şöyle ama yetişir mi acaba ya? Yani atom atmadan da bunun canını azaltabilir miyiz o kadar? Bombardıman uçaklarını göndereyim baştan. Bakalım olacak mı? Çok az ya. Çok az hasar verebiliyorlar. Allah Allah. Baksana ne kadar azmış. Belki de yetmeyecek yani. Bütün gemilerle, uçaklarla bombardıman etsem de yetmeyecek. Yetmeyecek, yetmeyecek. Bu karasal saldırı özelliğine sahip. Ama dur bekleyelim bakalım. Sonuncu muydu acaba? Aa, bir tane daha varmış. Belki bir ihtimal. Şunların hepsi gelirse belki bir ihtimal alabiliriz. Deneyelim. Haydi bakalım. Oğlum çift saldırı özelliği vardı hani. Allah Allah. Neyse. Yani gördük çift saldırı özelliğini ama kullanamadık. Kısmet değilmiş. Evet. Şimdi gelelim. Bu ne? Carrier. Sen uyu ya. Çift saldırı özelliğinden şöyle yararlanıyor bu. Bunlara ihtiyacımız kalmadı. Şununla gelelim, şurayı alalım. Alabiliyor değil mi? Salladım ama. Evet, şanslı. Şanslısınız siz. Vallahi billahi şanslısınız. Uhu, bunlar da geri geldiler. Ama bunlar... Bak, en son bıraktığım şeydeler, tipteler. Hala agresif böyle. Ama buradaki yeşillere bakıyorum. 3 yeşil, hatta 4 yeşil, 1 kırmızı. Belki kırmızı bir tane artar ama yeşiller bol bol var. Şimdi bunu çıkartmadan bir dakika, bunlarla aramız ne halimdi hala? Oo, Guarded mı? Niye lan? Hani ittifak yaptık, Guarded diyor. Neyse, bunu boşver. Ben atomumu atıyorum. Atomumu atar giderim arkadaş. Krakow'a atıyorum. Marrakeş'e mi atalım? Yok, Marrakeş'e şey atalım. Normal uçaklı olanı. İyi. Grafiksiz bir bomba atmış olduk böylece. Heh, geçti. Aslında var ya, buraya atmak lazım ya. Mika bamba. Atayım. Şuraya boşluğa atmak nasıl olur acaba? Enteresan olur valla.
Boşluğa dur. Şunu bir yaklaştırma buraya. Ha, pek bir şey gördük. Askerler burada. Onları etkilemez ya. Onları etkileyene kadar Kuala Lumpur'la savaşa düşürüz yoksa. Bir anlamı yok. Sen bir dur ya. Bir dur. Ne? Allah Allah. Git ya. Heh. Tadın. Bu da gitti. Nükleere de atıyorum. Nereye atıyorum? Gel yine atalım şeye ya. Varşova'ya. Bu da yine bir sürü asker var. Onlar da ölsün. Yalnız bir dakika. Ana bunlarla aramızı bozmaz inşallah durup dururken. Yok sanırım olmadı. Zaten olsaydı hemen bu biraz donardı böyle. Oo. Hadi. Bekliyoruz. Hadi. Hadi. Bunu Marrakeş'e atalım. Ha, Marrakeş tehlikeli olabilir bak. Marrakeş'e atmayalım. Çünkü bunlarla savaşa tutuşabiliriz. Başka nereye atabiliriz? Başka en azından şu anda hiçbir yere atamıyoruz. Şu anda yani tekrar aynı yerlerden bir tanesini atabiliriz. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Marrakeş'in bir adım bu tarafına atalım. Şuraya. Bakalım benim üniteme, benim buradaki gemiye etki eder mi? Şuraya atalım. Kimseyle savaşa tutuşmayız ama Marrakeş'te etki etmiş olur. Yalnız burada tapınak varmış ya. Çok caniyiz ya. Çok cani. Evet, burayı da bayağı da mahvetmiş olduk. Bildiğin Polonyalıları haritadan silmiş gibi olduk. Neyse, hadi oyunu bitirelim artık. Şimdi bunları başkente taşıyacağız. Hop, başkente. Airlift yapabilirdik aslında ama yapmadım. Bu gitsin. Şimdi bir bakalım ne kaldı. Victory Progress. Şöyle baktığınız zaman iki tane şey kalmış. Onları da yaptık mı bitiyor zaten. Şunu başkente taşıdım. Zaten ürettiklerimizin hepsi buradalar. Bunu da başkente getirelim. Bitiyor arkadaşlar. İşte bu bir tane daha. Bu da geldi. Ve bitiyor. Bir şey daha göstereyim mi acaba diye düşünüyordum ama. Evet gösteririm. Info Addict açalım. Şöyle bir göz atalım. Popülasyon. 87 milyon. Tabii diğerlerinin ağzına sıçtık. O yüzden nüfus kalmadı tabii. Bu mesela Polonya daha yüksekti eminim. Ona bakarız birazdan. Evet, bu diğer üretimler falan filan bir şeyler. Toprak alanının genişliği, burada Osmanlılar tabii son kısımlarda bayağı geliştiler. Askeri güç, Polonya hala güçlü. Ama tabii ki biz atom bombalarını yapıp patlattık ya. Atom bombası dururken gücümüzü bayağı yüksek gösteriyor. Atom bombası patlattıktan sonra o puandan düşüyor tekrar. Yani enteresan ama öyle. Onun haricinde ne var başka? Social standing. Kaç tane sosyal politika aldığımızla alakalı bir şey. Polonya bizi bayağı bir takip etmiş. 39. Biz 41'iz, onlar 39. Ama diğerleri çok geri kalmış belli. Yani bir sonraki adam 24. Yani arada dağ kadar fark var. Mutluluk konusunda açtık en sonunda. Bayağı bir kendimizi açtık. Hiç böyle yani yapamadığımız seviyeye geldik. Teknolojide en yakın rakibimiz 65 teknolojiye gelmişti. Osmanlı'yla kıyasıya rekabet ediyorlardı bu konuda. Biz 75. Ondan sonra altın gelirimiz zaten bu bizi uçuran şey buydu. En yakın rakibimiz Osmanlı. O da 144 altın gelirine sahipmiş. Ondan sonra şehir sayısı Osmanlı tabii ki uçtu. Biz belli bir sayıda kaldık. Kendimizi geliştirdik sadece. Bilim puanı açısındansa zaten farkı yaratan buydu. Gerçek farkı yaratan buydu. Bununla parayı birleştirdiğin zaman Venedik uçar. Zaten başka bir şeye ihtiyaç yok. Ondan sonra işte gördüğünüz gibi 2000'i geçmiştik ya, aslında düştü tekrar. Neden düştü bilmiyorum ama birkaç tane şehir devleti aradan çıkınca, savaş açınca bize biraz düştü. Kültür. Kültürde de zaten abi nasıl bir şeydir bilmiyorum yani. Altın çağda da değiliz zaten. Herhangi bir ekstra bonus yok, ona rağmen en yakın rakibimizi 3'e katlamışız neredeyse. Dünya harika sayısı 23. En yakın rakibimiz Polonya. Onların da 12 tane var. Bu 23'ün hemen hemen birçoğunu
tamamı değil ama bir çoğunluğunu biz kendimiz yaptık Venedik olarak. Bir kısmını Amerikan başkentinde, bir kısmı da Şoşonilerin başkentinden elde ettik. Hazine açısından Polonya kafa yemiş. Yani 19 bin az para toplamış. O kadar az gelire rağmen. Biz yani her turn başına 1000 gelmesine rağmen 10 binden bir miktar. 15 bin 16 bine ulaşmıştık galiba ama hemen harcadık yani. Faith miktarı. Bizans canlandı. Faith ile beraber geldi. O da enteresan. O da ilginç evet. Bizans Faith ile beraber geri geldi. Geri getiremediğimiz devletler oldu. Shoshone ve Aztekler. Ama önemli değil. Zaten amacımız o değildi. Faith getiri miktarı konusunda Polonya'yı neredeyse yakalıyormuşuz. Yani ihtiyacımız olmamasına rağmen. Influence açısından baktığımız zaman yani kültürel açıdan, kültür galibiyeti açısından 4'e 4. 4 devleti Polonya ile birlikte 4 devleti etki altına almışız. Şey eserleri, sanat veya büyük eserler mi diyelim? Evet, büyük eserler. O konuda da Polonya ile denk hale gelmişiz. Bazılarını çaldık, bazılarını şeyler. Nihayetinde Polonya ile denk hale gelmişiz. Ondan sonra ticaret yolları 18. Zaten bu bizim para konusundaki uçmamızı sağlayan şey. Ve gelelim turizme. Turizmde de yani beklemediğim kadar yüksek bir rakama ulaştık. Yani eninde sonunda zaten biz kültür galibiyeti de alırmışız. Buradan bunu düşünüyorum. Şimdi de grafiklere bakalım. Skor değil de askeri güç. Askeri güçte pek bir düşüş göremiyorum. Herhalde bir turn sonra düşüş olurdu. Evet, pek burada göremedim. Başka ne var? Bilim puanı. Yani nüfus var mı burada? Nüfus yok. Devam. Pardon, bu değil. Şurada 2 diyelim. Ondan sonra 2'de popülasyon. Evet, popülasyon. Ama yok, son dönemi göstermiyor. Atom bombalarının sonrasını göstermiyor ya. Evet, pek görmedim. Ama yani o kadar nüfus azalmış olması gerekirdi. Tamam, o zaman bunlara bakmanın çok bir manası kalmamış oluyor. Turizm. Ne olmuş abi bu turizmimize bu kadar ya? Birdenbire son turnlerde hayvan gibi artmış. Tamam. Başka bir şey? Başka bir arzunuz? Sanırım yok. Evet, düşünüyordum. Tamam, bitirelim artık. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yok yok. Daha video bitmiyor, dur. Sadece oyun bitiyor. Evet, hadi. Heh. You have achieved victory through mastery of science. Umudur abi. Hani bunun grafiği vardı. Çok sönük bir bitiriş oldu yani. Evet. O geminin fırlatılış anı falan filan bir şeyler. Demografikste görüntü bu. Yine sadece askeriye de bizden önde ama biz bilimde kazandık. Askeriye de ezdik resmen ama yani kolay gibi duruyor aslında ama ben bilmiyorum. Daha önceki zorluk derecesinde biraz zorlanmış bir adamım ben aslında. Bir sonraki daha zor olan bir zorluk derecesine geçtik ama yine de iyiydi. Yani. Bu ne demek? Bilmiyorum. Neyse. Yani bunun ne faydası olduğunu hiç anlamış değilim. Evet. Şimdi gelelim burada. Ya grafiklere bakabiliriz. Ha, bak burası gösteriyor bunları. Evet, burası gösteriyor. Bak şurada Polonyalıların şeyi. Nesi bu? Skor. Skor değil de bir popülasyona bakalım. Ben onu çok merak ettim. O kadar adam öldürdük. Adam öldürdük o kadar. Population P harfinde. Hakikaten. Şunu büyütmek isterdim. Şu yakınlaşık bir bölgeye bakmak için. Ama sanırım buradan yapılamıyor. Şey gibi değil. Infodik'teki gibi değil. Ama gerçekten şu düşüşü görüyor musunuz? Burada sertçe bir düşüş var. Peki şey nerede? İsveç? İsveç'te şu sarılar. O da sertçe düşmüş ama Polonya'daki kadar değil. Polonya'da çok fazla bomba attık onlara. Tabii her şeyleri düştü. Bilimleri düştü böylece. Her şeyleri düştü. Toplam kültür. Ama çok. Pardon. Toplam oynak. Askeri maliyet Osmanlı mı en fazla? Yo, bende en fazlaymış. Allah Allah.
Yani en güçlü yine Polonya görünüyor ama ben Allah Allah. Unitmen yani askeri şey bakım maliyeti asker sayısını ifade ediyor aslında. Yani askeri daha doğrusu ordu maliyeti anlamına geldiği için son dönemde tabii ki çok asker kaybetmiş onlar da. Bizdeki şu azalma da şeyi ifade ediyor. Bombaları harcıyorduk ya. Onu ifade ediyor. Elimizdeki bombalar harcanıyor. Onlardaki de askerlerin ölmesi, bomba nükleerleri attıkça şehrin çevresindekiler ölüyor. Onları ifade ediyor buradaki düşüş. Ama enteresan yani benim ordum demek ki askeri güç olarak görünen o rakam şu rakamlar orduyu değil şehirlerdeki kale, duvar gibi binalar. Yani bütün bunların hepsini hesaba katıp da bir rakam çıkartıyorlar ortaya. Bu aslında asker sayısı değil. Buradan bunu anlıyoruz abi. Dur, şuraya gel. Niye kasıyorsun arkadaşım oraya geçerken? Neyse. Biz bunlara bakmış olduk. Evet, başka önemli sayılabilecek bir şey yok. Hadi bakalım gidelim bir de en sevdiğim kısma. Hadi. Oynatalım bakalım neler olmuş. Pıt pıt pırırıt pıt. Biz buradayız. İkinci şehri kuranlar bir daha, hemen öncesinde biraz gel. Evet. Hop, kuruldu. Tamam. İkinci şehrini kuran devlet inanılmaz. Morokollar ve Osmanlılar. İkinci şehrini kuran ilk devletler bunlar. Üçüncü devlet kim olacak bunun? Hala yok. Ha, Aztekler. Aztekler kurdu. Ve Azteklerle Morokollar yok oldu. Yani Polonyalılar da kurmuşlar. İnkalılar kurdu. İnkalılar hemen üçlediler. Polonya hala 2'de. Bu çok yanlış yere kurmuş abi. Ya bak burada başkent gidip buraya iki şehir kurmuş. Bizanslılar. Bunlar da üçüncü şehir kurdular. Bunların yerleri biraz kötüymüş. Çin buraya yerleşiyor. İspanya nerede? İspanya tek şehirle kalmış hala. Bence kaybetti bir iki şehir burada. Azteklere karşı. Görmedim. Biz buradayız hala. Bizim gelişimimize... Ben tabii diğerlerini bilmediğim için onlara dikkat ettim. Aslında buraya da bakabilirdik. Polonya şimdi dağıtıyor ortalığı. Bunları baya baya izledik. Çinliler yok olmak üzere. Evet. Çin iki büyük gücün arasında kaldı. O şehri yok ettiler gördüğünüz gibi. Azteklerin de şehirlerin yok edildi. Burası İspanyolların başkenti. Evet. Şu kısma bir daha bakalım. Hızlı bir şekilde. Şu Şoşonilerin yok oluşu çok hızlı, bir anlık bir şey sanki. Pıt pıt hemen ölüyorlar. Bitti. Bir anlık bir şey. Tarihte bir an. Evet. Evet işte arkadaşlar böylece bitmiş oldu. Bir sonraki serimizde inşallah yakında bu serinin açıklaması muhtemelen bu bölüm yayınlanırken veya yayınlanmadan önce de olabilir, hemen sonra da olabilir bilmiyorum şu anda. Onların bir fragmanını yapacağım. Yeni serinin hatta serilerin biz yine bir oylama yapacağız. Oylamalarla yeni bir devlet seçeceğiz ve onunla oynayacağız. Ama bu seferki serilerimiz şimdiye kadar yaptığımız iki seriden çok daha farklı olacak. Bir dahaki serilerde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın.